Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün brownie cake yapacağım. Bunu da sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi ilk önce malzemeleri sayalım. 2 adet yumurtam var arkadaşlar. 2 adet yumurtamı ekliyorum. İçerisine 1 paket şekerli vanilya ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekerim var arkadaşlar. Yarım su bardağı toz şekerimi ekledim. Şimdi bunu mikserle çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, köpük kıvamını getirdiğim yumurta ve şekerin üzerine ben şöyle, biz A101'den bir çoko krem almıştık. Daha doğrusu eşim almıştı. Ama çok beğenmedik. Onu yemiyorduk. Buna ilave edeceğim. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım arkadaşlar. Ayarladım. İçerisine bir kapla da su koyacağım. Pişirirken. Sonra içerisine arkadaşlar yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt ekliyorum. İçerisinde çoko krem olduğu için çok fazla kakao eklemeyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme. Bir de birazcık daha ekliyorum. İstiyorsanız eleyerek de ekleyebilirsiniz. Şimdi unumu ekleyeceğim. Burada 2 su bardağı un var arkadaşlar. Ölçülü bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Birazını ekledim. Sizin evde çoko kreminiz yoksa çikolata da koyabilirsiniz. Evet, bu un yeterli olacak. Ben 1,5 su bardağına yakın un ekledim. Şimdi kabartma tuzunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi buranın kıvamı çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, benim şöyle kelepçeli bir kalıbım vardı. Ben bunun kenarlarını yağladım. Ortasına da yağlı kağıt koyup şu şekilde yaptım. Kenarlarını da yağladım ve buzdolabındaydı. Bu kısmı göstermiyorum çünkü geçen sefer göstermiştim kek kalıbımı yağlayıp buzdolabında bırakıyorum diye. Şimdi ortadan kekimi döküyorum. Şöyle. Arkadaşlar, kekimi kalıba koyduktan sonra güzelce vuruyorum. Şimdi 180 dereceye koyacağım. 35-40 dakika pişecek. Piştikten sonra da saatini size söylüyorum. Evet arkadaşlar, fırından kekim çıktı. Tam tamına 28 dakika pişti. Ve çok güzel gözüküyor. Şimdi biz bunu kalıba alalım, tabağa alayım. Evet arkadaşlar, kekimi böyle kalıba tabağa çıkardım. Gördüğünüz gibi şöyle. Güzel bir şekilde pişmiş. Çok da hızlı pişti. Bir dilim de şöyle çıkardım. Gerçekten çok ama çok güzel duruyor. Şimdi tadına bakalım. Çok sıcak şu an. Görüldüğü üzere.
Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Benim kekim bu şekildeydi arkadaşlar. Hem kolay hem pratik hem de 28 dakikada bir kek yaptık. Şimdi bize afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.